Yılın Sporcusu ödülünün sahibi Mauro Icardi. También quiero agradecerle a mi familia, a mi mujer. Gracias por estar siempre conmigo. Y también quiero aprovechar este momento para hablar. Y estoy aquí hoy para representar el deporte. Aynı zamanda tabii ki de aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Eşime çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman benim yanımda olduğu için. Kenan Beren'siz, Beren Kenan'sız olmaz. Kenan Doğulu geceye eşi Beren Saat olmadan katıldı. Beren çok güzel bir proje için yurt dışında. Şimdi sürprizimi kaçırmak için söylemek istemiyorum. Ben de bugün işte ödülümü verip birazcık eğlenip sonra stüdyoma döneceğim. Beren Saat'in 13 yıllardan sonra Kıvanç Tatlıtuğ'la kamera karşısına geçmesi de soruldu Kenan Doğulu'ya. Harika bir film oldu. Öylesine modern hikayeleri anlatabilmek çok kolay değil. Bütün dünyada ses getiren bir iş olması çok önemli. Dünyanın ortak müştereklerinde buluşan bir iş yapmak da gerçekten güç. O yüzden hem Gönenç'e hem bütün ekibe, prodüktörlere falan, bütün herkese alkışlar göndermek, tebrikler göndermek istiyorum. Eski partnerler tekrardan buluşmaya başladı. Özellikle Beren Hanım ve Kıvanç Bey olsun efendim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tekrardan bir araya gelmesini? En son aşk meydanında vardı. Geçtik o konuyu. Teşekkür ediyorum. GQ Türkiye Yılın Komedi İnsanı ödülünün sahibini takdim etmekten büyük onur duyuyorum. Ata Demirer. İyi ki varsın. Cadım, çok teşekkür ediyorum. Az kaldı beni de o duygusal anın içine sokacaktın. Biraz sesim grip gibi, özür dilerim. Çok kötü günler geçiriyorum. Özgür'ün bütün iyi niyetine rağmen düzeldi ama o günler. Sağ olsun sahip çıktı bana. Hayatımda ilk kez bir ödül törenine sünnetçi gibi çanta yapıp geldim. Don var içinde, fanle var, pijama var. 4,5 ayda 22 kilo verdi. Ekmek yemeyerek sorusuna da evet karbonhidratı kestim, tamamen protein ağırlıklı besleniyorum diyor Ata Demirer. Ama inandıramıyor çünkü diyorlar ki mide botoksu mu yaptırdın diyorlar. İşte mide küçültme ameliyatı olsa daha hızlı verir ama bu böyle bir yavaş ve daha sağlıklı veriyor. Kendinin dediğine bakmak durumundayız. Çünkü ya öyle ya da böyle vermiş, gayet sabahları sağlıklı duruyor. 45 dakika yürüyüş yapıyor. Ama işte 45 hani dakika az gibi geldi bana. Ama yoruluyordur. Sabahları da 45 kondisyon dakika yürüyüş. Yeterli. Bir şey söyleyeyim, haldır haldır yürüyüp bir hafta yürümemektense 45 çıtır çıtır yürüyüp her gün yürümek daha mantıklı. Evet. Sen nasıl verdin kilo? Vallahi gırtlağımı tuttum. Yani karbonhidratımı kestim. Yok, ben hiçbir şey kesmedim. Ben şekere zaafım çok. Tatlıya, evet, şekere gözüm dönüyor böyle. Evet. Yani kan şekerim düşünce. Onları kestim. Ben akşamları 7'den sonra yemiyorum. Yersem de sadece otluyorum. Salatayı şey yapıyorum. Çünkü baktım bir ara hani gidiyor. Gidiyor yani, gidiyor. Evde güzel güzel yemekler pişerken ne oluyor? Çoluğa çocuğa falan. Ya ben bizim evde pişen yemek akşama kalmıyor. Çünkü evde 7 başı olduğumuz için öyle ertesi güne bizim evde yemek de kalmıyor. Kalanı da annem zaten ben yemem diye köpeklere veriyor. Zaten aç kalıyorum. Hani zaten çocuklara diyor ki bunlar bir baş. Bunlar hepsi diyor, normal insan gibi yiyorlar diyor yani. Çocuk buna yetişkin gibi yiyor diyor. Bizde kalmadığı için yemek. Ben de eve geç gittiğim için annem diyor, aa ben sen yemezsin diyor. Fifi'ye verdim, Panda'ya verdim, Elizabeth'e verdim. Ben de salata malta. Peki nerede artık ben SOS veriyorum dedin? Kodlarıma giremeyince. Kaç kilo olmuştun? Şimdi ben tam bir 81'im. Evet. Şu anda 68 kiloyum. Tartıda ben, yine belli olmuyor ben boylu olduğum için, 77'yi gördüm. Bundan 6 ay önce. Böyle bakınca anlaşılmaz bende ama irileşiyorsun böyle yani o şeydeki gibi. Taht oyunlarındaki Lady Brienne var ya bir tane, evet, iri. Evet. Onun gibi olmaya başlamıştım. Dedim bu hoş olmuyor. Bir de ben şeyimdir yani. İradeli. Çok iradeliyimdir. Bravo. Tamam, tamam dedim yani, no, yemeyeceğim. Sevim Emre gibi düşünseydin olay başka bir yere giderdi. Nasıl? Orhan Gencebay'ın eşi tartıya çıkmış, fazla gelmiş, üzerindeki nazar ağırlık yapmış. Haklı, mantıklı. Ben de öyle olduğunu çok düşünüyorum. Çok güzel bir yaklaşım. Evet, çok güzel. Mantıklı, ben de olduğunu düşünüyorum kem gözlerin. O gözlerle birlikte bir ağırlık. O kilo değil, kilo getiriyor herhalde. Evet. O kilo değilmiş, nazarın ağırlığıymış. Vallahi. Ödül gecesiyle devam edelim. Muhabir, insanlık hali Melisa Döngel'i başka bir ünlüye benzetince ve farklı bir soru sorunca Melisa Döngel röportajı terk etti, ancak Melisa'nın yüreğe el vermeyip soyadının hakkını verircesine dönüp geldi. Kıyafet konsepti nazar boncuğu. Biraz beğenmediniz mi? Maşallah. Çok teşekkür ederim. Ali Bremen, siz ne söylediniz? Güzel bir etkinlik. Yılda bir yapılıyor. Ödül alan herkese tebrik ederiz buradan. Yanlarında olmaya geldik.
katılmaya davet ettim. Siz de böyle setten çıkıp gelenlerden misiniz? Siz ben setten çıkıp geldim şu an. Aynen bir dergi çekimim vardı. Oradan çıkıp geldim. Halil? Yani bugün setim yoktu. Melisa'yı bir ziyaret ettim. Sonra buradayız. Kısa kısa hazırlanışınızdan, kıyafetinizden... Şöyle, zaten çekimde olduğum için çok şanslı bir şekilde hazırlanıp geldim. Hemen saçıma, makyajıma müdahale etti ekip arkadaşlarım sağ olsun. Cihan'ın güzel elbisesini giymeyi tercih ettim. Geceye yazan. Çok teşekkür ederim. 21 yıl önceki mektubu da sormak isteriz. Sosyal medyanızdan da paylaştınız ama babanızın yazdı. Neler söylemek istersiniz? Pardon? Ben mi karıştırıyorum acaba? Öyle bir şey paylaşmadım ben. Sizin bir yanlışınız var abi. O zaman teşekkür ederim. Devam sağ olun. Edeyim. Yaktan son var. Bir soru daha soracaktım. Beraber oynadığınız farklılıktan dolayı da sık sık aşk haberleri çıkıyor hakkınızda. İkiniz de yan yanasınız. İkinizi de bulmuşken direkt sizden öğrenelim. Bu haberler çıkmaya devam edecek mi? Daha güzel bir gecede, daha güzel bir zamanda konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Yılın 24 yaşında Melisa Döngel yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir isim aslında. En son ne söylemişti? Arkadaşımın sevgilisini beğendiysem olabilir, benim için sorun yok demişti. Ben biraz önce söylemiştim. Tam işte Z kuşağı. Evet. Yok, bence Z kuşağı değil ya. Z kuşağı deyip durma şimdi, onları da kızma. Doğru, hepsini söylememem onların lazım aslında. Onların hepsi de öyle değil yani. Bu, yani biraz insanda şey olması lazım, ahlak. Bazı tabular var. Tabii. Onları yazılı mesela arkadaşının kurallar. Kocasına yapamazsın. Aynen, arkadaşının aynen. Sevgilisine bakamazsın. Yani bir insanın bir tabusu, bir duruşunun olması lazım. Yani adam mı bitti, evet. Kadın mı bitti? Evet. Ama maalesef son zamanlarda çok fazla olmaya başladı. O sözü söylediğinde şunu düşündüm. Yakın bir kız arkadaşı varsa, onun da eşi ya da sevgilisi ben olsun, varsa. Ben olsun sokmam bu kadını. Hadi Melisa gel beraber tatile yani, gidelim ya da akşam asla. Yemeğine bize uğra. Ah, şimdi o laftan sonra ne yapacak? Asla ocağını yani. Kendi ayağına sıktı yani. Ay düşünsene, Melisa'nın yakın arkadaşı diyor ki abi çocukla beraberim, senle de tanıştırmak istiyorum. Tabii tanıştır canım. Bu açıklamadan sonra hayatta yok. Yani. Telefonunu bile vermek istemezsin yani, evet. Ne yapacağı belli olmaz diye. Belirli bir dönem yaptıkları işle beraber gündeme gelmek için öyle bir şey söyleyeyim ki millet bir hafta beni konuşsun ama dediyse bu ona yazık olmuş, evet, demektir yani. Bu değil. Evet. Bu hoş değil yani. Hani yalnız kalır, arkadaşı yalnız olmaz. Kalır. Aynen öyle. Devam yani, edelim. Normal değil mi? Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü. Şimdi birazdan sahneye öyle isimler ve öyle bir isim gelecek ki hepimizin kültürüne işlemiş, neredeyse DNA'sına işlemiş bir isim. Metni ve oyuncularının yeteneğiyle senelerdir övgülere doyamayan bir ödül, bir oyun. Göz Alıcı Başarı Ödülü'nün sahibi Zengin Mutfağı oyuncuları sevgili Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Büyük Usta Şener Şen. Tebrik ederim. Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey, kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada anca sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz. Bu gece çıktığımız yolda bizi onu onurlandıran bir etkinlikle bir aradayız. Başta 5 yıldır Zengin Mutfağı'na gelerek eksilmeyen ilgileriyle bize destek olan seyircilerimize, GQ ailesine, beni ve genç arkadaşlarımı bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Şener Şen kaç yaşında dedi? 82 yaşında. Allah uzun ömür versin. Da doğum günü varmış. Şimdi ona baktı. Allah yani, uzun ömür versin. Cilt, duruş, konuşması zaten ne kadar güzel, ne kadar büyük bir usta. Ama fiziki olarak da çok iyi duruyor. Bunda evet. Şeyin etkisi olabilir mi? Datça'ya. Biraz daha böyle geriye. Sakinliğe çekiyor. Datça'da yaşıyor. Evet. Stres çünkü yüze vuruyor. Stres her hastalığın şeyi. Tabii. Aynen. Her hastalık hep stresten oluyor. Üzüntüden oluyor. Evet. Kesinlikle. Ne güzel. Yüzünde baksana. Eminim bir sosyal medyayla da uğraşmıyor. Aynen. Rahat bir adam gidiyor. Balığını tutuyor. Akşam geliyor. Arkadaşlarımız onu yazın görüntülemişti. Ay o kadar güzel ki pazardan dönüyor. İki tane poşetiyle birlikte. Son derece sade, basit, güzel
bir hayatı var. O da her şeyine yansımış yani. 82 yaşında olup da böyle dimdik durmak ne demek? Çok iyi. Vallahi bir rahmetli Kemal Sunal, bir de sevgili Şener Şen, ne zaman televizyonda filmini görsem direkt... Geçemiyorsun asla. Değil mi? Onlar 3,5 saat çekseydi oturur izler miydi? İzler. Hala da gülüyorum. Festival ne söyleyeceğini biliyorum. Filmi o kadar çok izlemişim ama yine oturup gülüyorum. Şener Şen festival filmi yapsa izler misin? İzlerim. Bak işte kural. Bazı isimler var şey yapıp kıyamazsın onu, ya. Ona bile dayanırım diyor. Evet. Peki bizim arkadaşımız Umut Ünver yazmış. Şener Şen her sabah bisiklet sürüyormuş bir saat. Belli zaten. Evet. Vallahi ben hareket, bu yaşında bir saat süremem. Ben bu yaşında bir saat süremem. Ata Demirer de bir saat yüzüyormuş, sudan çıkmıyormuş. Ama Umut'tan o kışında giriyor suya. Koyuyor videolar. Yani. Bence Şener Şen yemesine içmesine de dikkat ediyor. İşte o disiplin. Yani bence kilo vermenin en şeyi disiplin. Ve çoğu kadın her pazartesi diyete başlayacağım deyip hafta sonu her şeyi pazartesi bozar ya. Evet. Disiplin işi bu. Tabii. Bir de 82 yaşında ve hala tiyatro sahnesine çıkıyor. Bak, evet, bir dizi ya da bir sinema filmi değil. Tiyatro sahnesi. Çünkü bizim Türkiye'deki diziler gerçekten oyuncuları çok yoruyor. Her tabii hafta bir sinema filmi çekiyorlar. Tabii. Yorucu. Aynen. O yaşında adam artık demiştir ki benim bu saatten sonra para hırsım yok.